Bu çalışmamızda bir çark tasarımı yapalım. Boş bir parça dosyası seçelim ve boş parça dosyasındaki front plane'i seçerek üzerine bir taslak oluşturalım. İlk önce bir dikdörtgen çizelim. Orijinden başlıyorum ve sol üst köşeye doğru ilerliyorum. Sağ tıklayarak seç seçeneği ile komuttan çıkıyorum. İlk önce şöyle bir düzenleme yapacağım. Çizgiyi seçiyorum ve bu çizginin bir aks gibi kullanılmasını, merkez çizgisi olmasını belirtiyorum. Yardımcı geometrik alanına tıklayarak. Ardından daire komutuna girerek herhangi bir yere bir daire çiziyorum. Ve yine bu komuttan seç seçimiyle çıkıyorum. Şimdi fazla olan çizgilerimizi temizlemek için objeleri budama komutuna girelim. Yine boşluktan başlayarak bir çizgi oluşturuyorum ve çizgim geçtiği yerlerde istemediğim çizgiler kalkmış oluyor. Sağ tıklayarak seç seçimiyle yine komuttan çıkıyorum. Artık ölçülendirmeye geçebiliriz. Akıllı ölçülendirme komutuna girerek düz çizgi ile eksen çizgisini beraber seçiyorum. Ve bu ölçülendirmeyi biraz yana doğru taşıyarak yerleştiriyorum. Böylece çap bilgisini verebiliyoruz. Bu değer için 25 rakamını giriyorum. Üstteki küçük düz çizgi için 10 mm. Yayın iki uç noktası arasındaki mesafe için 16 mm bilgilerini giriyorum. Merkez çizgisinin uzunluğuysa 45 mm olsun. Şimdi biraz daha yaklaşalım ve yayın ölçüsünü verelim. Yayın ölçüsünü vermek için burada radyus değerini kullanmayacağız. Bu kez bu çizgi ile yay arasındaki mesafeyi ölçeceğiz. Bu değeri herhangi bir şekilde değiştirmeyeceğim. Çünkü vermek istediğim mesafe merkezle çizgi arasındaki mesafe değil, bu parçanın en uç noktası ile çizgi arasındaki mesafe. Bu bilgiyi verebilmek için ölçülendirme seçiliyken sol taraftaki pencereye giderek ikinci sekmeye giriyorum. Ve vermek istediğim ölçünün minimum ölçü değeri olmasını istediğimi belirtiyorum. Şimdi ölçü üzerine düzenleme yapabilirim. Ölçü üzerine çift tıklıyorum ve 4 değerini giriyorum. Sağ tıklayarak komuttan çıkıyorum. Ardından hazırladığımız tasla onaylayarak kapatıyorum. Oluşturduğumuz bu tasla kendi etrafında döndürerek bir katıya dönüştürelim. Unsurlar menüsünden bu işlem için döndürerek katı oluşturma komutunu seçiyorum. Döndürerek katı oluşturma komutunda kapalı bir profil isteyecektir bizden. Açık profiller kullandığımızda da belli bir etkinliği verecektir. Buradaki taslağımızda açık bir profil kullanmış olduk. Bu nedenle bize soruyor. Bu profili kapatmamı ister misin? İstediğimizi söyleyelim. Evet'i seçiyorum. Ardından aksımızın etrafından 360 derece kadar döndürerek bir katı oluşturmuş oluyoruz. Komutu onaylayarak kapatıyorum. Ve şimdi diğer işlemlerimize devam edelim. Tekrar front plane üzerine bir taslak açıyorum. Dik bakışı seçip görüntüyü biraz uzaklaştıracağım. Oluşturacağım figür bir slot şeklinde olacak. Bu nedenle düz yuva isimli komutun üzerine gidiyorum. Ve burada bir çizgi çiziyorum. Bu çizgimiz slotumuzun merkez çizgisi oluyor. Üçüncü tıklamada ise slotumuzun kalınlığını vermiş oluyoruz. Sağ tıklayarak komuttan çıkıyorum. Akıllı ölçülendirme komutuna girerek gerekli ölçüleri verelim. Buradaki parçamızın çap değeri 25 bölü 2'dir. Ortadaki düz çizginin uzunluğuysa 5 mm'dir. Slotumuzun boyutlarını belirledik ancak konumu hala belirgin değil. Konumu belirlemek için slotun merkez noktasıyla orijini seçiyorum ve arasındaki mesafeyi 170 bölü 2 olarak giriyorum. Ve daha sonra yine slotun merkez çizgisiyle
Bu üst kenar arasındaki mesafeyi 6 mm olarak belirliyorum. Ve komuttan çıkıyorum. Şimdi yapmam gereken bir ekleme var. Buradaki oluşturduğumuz taslağı yine kendi etrafına döndürerek bir katıya dönüştüreceğiz. Bir döndürme ekseni oluşturmak için merkez çizgisi komutuna giriyorum ve orijinden geçen herhangi bir ilk çizgi hazırlıyorum. Ve taslağı onaylayarak kapatıyorum. Döndürerek katı oluşturma komutuna girelim. Aksımızı seçelim. Ve 360 derece kadar parçayı kendi etrafında döndürelim. İşlemi onayladığımızda iki tane gövde oluşturmuş olduğumuzu görüyoruz. Şimdi bu iki gövde arasında bir bağlantı kurmamız gerekecek. Bağlantıyı kurmak için ilk önce bir yol belirleyelim. Yine front planı seçip üzerine bir taslak açıyorum. Oluşturacağım yolun yardımcı çizgileri olarak buradaki dairesel kenarları kullanacağım. Dairesel kenarı bir kez seçip objeleri dönüştür komutuna giriyorum. Ardından buradaki dairesel kenarı seçiyorum. Ve yine onaylayarak formunu buradaki skeçe aktarıyorum. Komutu kapattım. Bu çizgiler sadece yardımcı çizgili olacaktı. O halde ben bu çizgileri seçerek referansa dönüştürebilirim. Yardımcı geometri ikonuna tıklıyorum. Şimdi çizgimizi hazırlayalım. Çizgi komutuna giriyorum. Merkezden başlayan yatay bir çizgi. Daha sonra komuttan çıkmadan çizgiden uzaklaşıp çizginin uç noktasına tekrar dönüp herhangi bir tıklama yapmadan tekrar devam ediyorum. Böylece bir yaya geçmiş oluyoruz. Yayı sonlandırıyorum ve yayın ucundan uzaklaşıp tekrar yaya yaklaşıyorum. Böylece ikinci bir yay oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bu yayın ucundan düz bir çizgi ekleyelim ve komuttan çıkalım. Bu noktayı kontrol tuşuna basarak bu yayın merkezi ile aynı yere getirelim. Birleştir seçeneğiyle. Ve ölçülendirme işlemleri yapalım. Buradaki yayın ölçüsü 29. Buradaki uç noktayla şuradaki nokta arasındaki mesafe ise biraz azaltıyorum. 53 mm olsun. Sağ tıklayarak komuttan çıkıyorum. Ardından İki yayı seçip ölçülerini birbirine eşitliyorum. Ve skeci onaylayarak kapatıyorum. Böylece bağlantı yolunu oluşturmuş olduk. Bağlantı yolunu oluşturduk ama üzerinden geçecek profili henüz tanımlamadık. Bu profili tanımlamak için bir yardımcı geometri oluşturmamız gerekecek. Yardımcı bir düzleme ihtiyacımız var. Bunun için referans geometri menüsünden düzlemi seçelim. İlk vereceğim referans unsur ağacımdan right plane olacak. Çünkü right plane'e paralel bu uç noktadan geçen bir düzlem istiyorum. Komutu onaylıyorum. Böylece yeni bir düzlem oluşturmuş olduk. Şimdi bu yeni düzlemimiz üzerine bir kez tıklayıp üzerinde bir taslak oluşturalım. Taslağımızda sadece bir daire olsun. Dairemizin çapı 10 mm. Dairemizin çap bilgisini verdik ve ölçülendirme komutundan çıktık. Şimdi belirtmemiz gereken değer ise dairemizin konumu. Bunun için dairenin merkez noktasını bir kez tıklayarak kontrol tuşuna basıp az önce oluşturduğum eğrinin çizgisini seçiyorum. Ve karşıma çıkan seçeneklerden delme yap üzerine tıklıyorum. Böylece bu noktayı bu çizginin tam üzerine getirmiş oluyoruz. Bu taslağı da onaylayarak kapatalım. Görüntü temizliğini sağlamak için
Düzlemin üzerine bir kez tıklayarak karşıma gelen pencereden gözlük simgesini tıklayıp gizliyorum. Şimdi bağlantıyı oluşturalım. Bu bağlantıyı oluşturmak için kullanacağımız komut süpürerek katı oluşturma komutu. Profili ardından yolu seçiyorum. Böylece verdiğim profilde yolu takip eden bir form oluşturmuş oldum. Komutu onaylıyorum. Oluşturduğumuz bu profilden iki tane daha ihtiyacımız var. Yeni eklemeyi yapmak için tekrar tekrar skeçler hazırlamamıza gerek yok. Bunun yerine çoğaltma menüsünden dairesel çoğaltma komutunu seçiyorum. İlk önce çoğaltma merkezini belirtelim. Çoğaltma merkezi olarak dairesel bir kenar, silindirik bir yüz ya da konik bir yüz verilebilir. Ben burada dairesel kenarı seçiyorum. Böylece bir aks belirlenmiş oluyor. Çoğaltılacak unsurlar penceresine gelerek çoğaltmak istediğim unsuru seçiyorum. Ve şimdi çoğaltma özelliklerini düzenleyelim. Eşit aralıklarla 360 derecede toplamda 3 tane olacak şekilde bağlantı kurmak istiyorum. Ve komutu onaylıyorum. Böylece çark tasarımımızı tamamlamış oluyoruz.